Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Athena Ah Yaşamak Var Ya adlı şarkısını inceleyeceğiz. Önce ders anlatımları ve videonun en sonunda şarkının performans bölümü sizlerle olacak. Şimdi yeni dersimize başlayalım. Evet, bugün Athena'dan bir şarkı seçtim. Şarkı Ah Yaşamak Var Ya, aslında bölümler hep birbirini tekrar ediyor gibi şarkıda. Bu aslında birazcık çalışmayı kolaylaştırıyor. Çünkü şarkının içerisinde partisyonlar kalıp bir şekilde olduğu için siz de akılda tutmanız daha kolay. Orta seviye ya da orta seviyeye yakın öğrenciler için bence bir üst seviyeye çıkmak için güzel şarkılardan bir tanesi. Şarkıda bol bol 16'lık kickli ritimler var. Aslında bu ritimleri çok fazla kullanacağız. Yani çok fazla şarkıda kullanıyoruz. İçerisinde küçük atakları çok fazla kullanıyoruz. Sizin açınızdan hem bir cümle içerisinde bir yarım ölçülük ya da çeyrek ölçülük küçük atakları çalmak ve çalışmak için aslında çok güzel bir şarkı. Şimdi şarkının öğretimini 3'e ayıracağım. Yine önce intro, söz, nakarat bitti. Ondan sonra ikinci intro, söz, nakarat. Burada nakarat 2 mezur olacak. Ondan sonra da şarkımızın tekrar 3. introsu, ara söz bölümü, nakaratı ve outrosunu çalıp 3 partta bitirmeyi planlıyorum. Kanalda ders videoları çoğalmaya başlıyor. Her hafta cuma günü yeni videoları eğer bir durum olmazsa, bir aksilik olmazsa yayınlamaya devam edeceğim. Bence güzel bir seri olmaya doğru gidiyor. Ara ara geri dönüşler oluyor. Ufak tefek kanala aboneler geliyor. Şimdiden bütün yeni arkadaşlarıma hoş geldin diyorum. Evet, şarkımızın introsuna girmeden önce bir davul hatayla başlıyor şarkı. Aslında çok da görülen bir şey değildir Türkçe rock şarkılarında. Çok hoşuma giden bir şey bu benim. Şarkıda son, ki, sonra bir atak. Bu aslında siz şarkıyı çalmadan önce bir tane 4, sonra 2 sayıp atağı da yapabilirsiniz. Ya da son, ki, atağı da yapabilirsiniz. Burada bir drag var. Drag ne oluyor? Sol sol, sağ ya da sağ sağ, sol. Ama o double çok hızlı yapılması gerekiyor. Aslında süslerken çok fazla kullanıyoruz biz bu drakları. Bunları hiç çalışmamış arkadaşlarım YouTube üzerinden drak nedir diye araştırıp nasıl çalındığını görüp ondan sonra bu atağı çalışmaya başlayabilirler. Sol sol, sağ sağ, sonra bir 16'lık küçük bir atağımız var. Ataktan sonra introya giriyoruz. Ortada güzel bir senkop var. Ondan sonra yine söz bölümünden hemen önceki ölçüde güzel bir atak var. Sonra söz bölümü geliyor. Yine söz bölümümüzde bir senkop. Ardından ikinci senkoptan sonra nakarata bağlanıyoruz. Nakaratın sonu da aynen introda olduğu gibi sonunda güzel baştaki giriş atağına benzeyen ataklar mevcut. Şimdi bu bölümleri yavaştan hızlıca inceleyelim.
Evet arkadaşlar, atağımız bittikten sonra introya dalıyoruz tekrar. İkinci intro ya da ara melodi de diyebilirsiniz. Siz ben hani aynı olduğu için melodi, yani introdaki melodi ya da ara melodi de diyebilirsiniz ama aynı yani. Intromuzun sonunda yine bir atak, bir önceki bölümdeki aynı. Ondan sonra tekrar söz bölümü, nakarata bağlanıyoruz yine senkopla. Nakarat bu sefer iki mezur çalınıyor. Haydi şimdi bu bölümleri yavaştan hızlıca inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu part en uzun çalım bölümü olacak. Çünkü önce introm, sonra ara söz bölümüm. Ara söz bölümü de aslında hi-hat'te çalınıyor. Şarkının neredeyse bütün ritimleri hi-hat'te çalınıyor. Ama ben burayı rahatla çalmayı tercih ettim. Zaten performans kısmında çok farklı bir çalım yapıyorum. Şimdi ara söz bölümünde aksak bir trompet geliyor. 1 ve A, tam 1 ve A'da trompet geliyor. Sonra 3 ve 4 yine böyle daha böyle slowlaştırılmış bir his veriyor bize bu. Bunu sürekli tekrarlıyoruz. Sonra güzel bir yapıyla, aslında tansiyon da diyebiliriz buraya. Yine trompet atağı, sonra tonlarla bir atak ve şarkının tekrar nakaratına getiriyor bizi bu. Ondan sonra yine nakaratı 2 tur çalıyoruz. 2 mezur çalıyoruz. Yine aynı ataklar. Sonra intromuz ve şarkının sonunda güzel bir hem senkop hem küçük bir atak diyebileceğimiz bir bölümle şarkımız bitiyor. Şimdi bu bölümler yavaştan hızlıya gelsin.
6. videomuzun sonuna geldik. 6. ders videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar gelip içeriği beğenen, anlatımları, çalımları, notasyonu beğenen arkadaşlarım varsa lütfen beğenip abone olup ve yorum yapmayı unutmasınlar. Ve dediğim gibi varsa etrafınızda böyle davulcu arkadaşlarınız, yeni başlayan orta seviye ya da biraz daha ileri seviyede böyle kaynak aradığını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen tavsiye etmeyi unutmayınız. Herkes bu içeriklerden faydalansın. Soru ve görüşleriniz için yorum kısmına bekliyorum. Olabildiğince hızlı dönmeye çalışıyorum. Şimdiden herkese teşekkürler. Yeni gelecek arkadaşlara da hoş geldin diyorum. Ve şarkının şimdi performans bölümü geliyor. İyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.